Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün Aliza Diva ipim var. Bu ipimle sizlere oldukça hoş bir model göstermek istiyorum. Özellikle etol şal yapımına çok yakışacak bir model. Başlangıcında lastik istemeyen, kıvrımlı, böyle zikzaklı bir kıvrımı olan örgü modelimiz. Etol şal yapımında veya bayan yeleklerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Modelim 10 ilmek ve katlarından oluşuyor. 10, 20, 30 şeklinde 10 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son bir tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben iki model için 21 ilmekle örgüme başlıyorum. Önce örgümün ilk sırasındayım, arka yüzdeyim. İlmeklerimi bir sıra arka yüzde ters örerek ön hazırlık yapmak istiyorum. Arka yüzden bir sıra ters örerek tamamladım. Şimdi ön yüzde modelime başlıyorum. Başlangıçtaki kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 ilmek dolayarak artırıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Örgümün tam ortasındaki kalan 3 ilmeği kesmem lazım. Ama burada ortadaki ilmeğin başa gelerek kesilmesi lazım. Ortada bir çizgi elde etmek için. Bunun için 2 ilmeğimi tersten girerek, yönünü çevirerek şişimi alıyorum. Tekrar şişime geri aldıktan sonra 3 ilmeği birlikte topluyorum. Bu şekilde kesme işlemi yaptığınız zaman ortada bir çizgi elde edeceksiniz. Devamında 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ilmek artırarak ilk yaprağımı tamamladım. Arada bir tane düz ilmeğim var. Şimdi ikinci modele başlıyorum. 1 ilmek artırdım. 3 ilmek düz ördüm. Sonraki 2 ilmeği tersten girerek yönünü çevirdim. Şişimi aldıktan sonra 3 ilmeğimi düz örerek topladım. Devamında 3 ilmek düz örüyorum ve 1 ilmek artırarak kenar ilmeğini örüyorum. Burada kenarlarda artırdığımız ilmeği ortada keserek eksiltiyoruz. Örgümün arka yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar artırma yerine geldim. Bir ilmek artırıp iki ilmeğimi düz örüyorum. Burada tam ortadaki kalan ilmeğin bak çizgi şeklinde görünmeye başladığı. Bu iki ilmeği tersten giriyorum. Şişimi alarak yönünü çevirmiş oluyorum. Tekrar şişimi aldıktan sonra 3 ilmek olarak birlikte kesiyorum. Devamında 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. Tam iki modelin arasındaki oluşan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi ikinci modelime geçtim. 1 ilmek artırıp 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Tekrar şişimi aldıktan sonra 3 ilmeği birlikte topluyorum. Devamındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmek artırıp sonraki 2 ilmeğimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Bu sırada artırdığım ilmekler dahil sıra boyunca hepsini ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu defa daha önceki artırarak oluşturduğum iki ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tam ortadaki kalan iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Şişime tekrar geri alıyorum. Ve 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. Kalan bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek artırdım. Ortadaki oluşan 5 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimin yönünü çevirerek şişime geri alıyorum. Ve arkasındaki ilmekle birlikte 3 ilmeğimi topluyorum. Kalan bir ilmeğimi düz ördükten sonra
bir ilmek artırmayı unutmuyorum. Arka yüze geçtiğim zaman sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Burada tam modelimin ortasında 3 ilmek kaldı. Bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Şişime tekrar geri aldıktan sonra yanındaki ilmekle birlikte 3 ilmeğimi topluyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. 2 modelimin arasındaki oluşan 7 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıp 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Şişimi aldıktan sonra 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. Ve tekrar bir ilmek artırıyorum. Kalan ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi bu şekilde bir model kullanarak örgülerin başlangıcında lastik yerine bu örneği kullanabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi devamını kullanarak modelin hepsini uygulayabilirsiniz. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Ve sıra boyunca ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman buradaki yaprak modelini bitirdim. Aradaki oluşan buradaki ilmeklerimi yeni modelimi kuruyorum. Başlangıç kısmı yarım model olacağı için sadece 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Devamındaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmek artırıp arada 1 ilmek düz örüyorum. Şimdi tekrar sonraki modele geçtim. 1 ilmek artırıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Sonraki 2 ilmeği tersten gelerek yönünü çeviriyorum. Şişime geri alıyorum. Arkasındaki ilmekle 3 ilmek olarak topluyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. Arada 1 tane düz ördüm. Tekrar 1 ilmek artırıp 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Sondaki kalan 2 ilmeği birlikte topluyorum. Arka yüzden hepsini ters örerek geliyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi birlikte topluyorum. Devamındaki 2 ilmeği düz örüyorum. 1 ilmek artırıp ortada oluşan 3 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci modele geçtiğim zaman tekrar 1 ilmek artırıyorum ve 2 ilmek düz örüyorum. Burası tam ortada kalan ilmek. Tersten gelerek 2 ilmeğimin yönünü çevirdim. Şişimi alarak 3 ilmeğimi birlikte topladım. Devamında 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. Burada iki modelin arasında yeni oluşan 3 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 1 ilmek artırıp son modelime geçtim. 2 ilmek düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi birlikte kestim. Arka yüzden hepsini ters örerek geliyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 2 ilmeği birlikte keserek örgüme başlıyorum. 1 ilmek düz ördüm. 1 ilmek artırdım. Aradaki 5 ilmeğimi düz örerek devam ediyorum. Şimdi burada tekrar bir sonraki modele geçtim. 1 ilmek artırıp 1 ilmek düz örüyorum. Sonraki 2 ilmeği tersten gelerek yönünü çeviriyorum. Şişime geri alıyorum. 3 ilmeğimi düz örerek topluyorum. Tekrar 1 ilmek düz ördüm. Ve burada eksilen ilmeğin yerine bir tane artırıyorum. Aradaki oluşturduğum 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. 1 ilmek doladım. 1 ilmek düz ördüm. Kalan 2 ilmeği birlikte keserek yarım modelimi tamamladım. Arka yüzden hepsini ters örerek devam ediyorum. Tekrar ön yüzdeyim. İlk 2 ilmeğimi birlikte keserek yarım modelime başlıyorum. Hemen yerine 1 ilmek artırdım.
aradaki oluşan 7 ilmeğimi düz örüyorum. Burası iki modelin arasındaki oluşan yeni ilmekler. Buna bir sonraki sırada yeni modelimizi kuruyoruz. Bir ilmek artırdım. 2 ilmeği tersten girerek yönünü çevirdim. Şişime geri aldım. 3 ilmeğimi birlikte düz örerek topladım. Ve bir ilmek artırarak aradaki 7 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Son kalan 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Böylece ikinci yaprak desenimizi de oluşturmuş olduk. Bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemlere geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi küçük bir parçada 3 numaralı şiş ile çalıştım. Bu parçaya hafif bir ütü buharı tuttum. Daha düzgün görünmesi için. Teril teril dökümlü bir örgü modeli oldu. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.